Başkan Recep Tayyip Erdoğan, külliyede düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuşuyor. Yükseköğretim Kurulumuzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yeni akademik yılın açılışı vesilesiyle sizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Yeni akademik yılın üniversite camiamız için, bilim ve araştırma merkezlerimiz olan üniversitelerimiz için her daim ilim peşinde koşan tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yükseköğretim Kurulumuzun 2024 üstün başarı ödüllerini tevdi edeceğimiz bilim insanlarımız ve üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Akademik yıl dönemi boyunca değerli hocalarımıza ve gençlerimize üstün başarılar diliyorum. Burada öncelikle bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bizler dünyanın ilk öğretim merkezlerinin neşet ettiği medeniyetler beşiği olan Anadolu coğrafyasının bin yıllık sakinleriyiz. Ecdadımız kurduğu eğitim öğretim müesseseleriyle, yetiştirdiği ilim erbabıyla tarihin her dönemine ışık tutmuş, akla, bilime ve teknolojiye yön vermiştir. Örneğin Nizamül Mülk tarafından ilk olarak Bağdat'ta yaptırılan Nizamiye Medresesi, bugünkü manada kurulan ilk resmi eğitim yuvasıdır. Daha sonra Semerkant, Buhara, Kahire ve Kayrevan başta olmak üzere coğrafyamızın her yanında benzer eğitim merkezleri inşa edilmiştir. Endülüs'te İspanya sınırları içerisinde kalan Kurtuba'daki medreselerde Müslüman öğrencilerle birlikte Hristiyan öğrenciler de eğitim almıştır. Bu hakikati Ziya Paşa şöyle ifade ediyor: "Ger Endülüs olmasa ziyadar, kim Avrupa'yı ederdi bidar?" Yani eğer Endülüs ışık saçmasaydı, Avrupa'yı bilgisizlik uykusundan kim uyandırırdı? Evet, Avrupa'yı karanlıktan aydınlığa çıkaran Endülüs'tür. Yine Osmanlı'da Fatih medreseleriyle, Süleymaniye Külliyesi'yle hem dini hem de pozitif bilimler öğretilmiş, alimler ve eğitim müesseseleri her zaman himaye edilmiştir. Bakınız, burada Sultan Fatih'le Molla Gürani'ye atfedilen bir diyaloğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sultan Fatih, bir hadiseden dolayı müderrislerden Hatipzade Müheddin Efendi'yi görevinden azlediyor. "Seni müderrislikten azlettim. Çık git. Ne yaparsan yap," diyor. Bu hadiseyi duyan Molla Gürani Sultan Fatih'in karşısına dikiliyor. "Ya o azli geri alırsın veyahut biz bütün ulema senin ülkeni terk ederiz. Alimlerin kıymetini bilen başka bir hükümdarın diyarına gideriz," diyor. Bunun üzerine Sultan Fatih azil kararından vazgeçiyor ve Muhyiddin Efendi'yi vazifesine geri iade ediyor. Tarihteki diğer bütün devletlerimiz gibi Osmanlı'ya da altın çağını yaşatan işte
bu tasavvurdur. Söğüt'teki beylikten Cihan İmparatorluğuna giden yolun mihmandarlığını böyle alimler ile alimlere karşı hürmetkar sultanlar yapmıştır. Benzer örnekler tarihteki diğer bütün devletler için de geçerlidir. Şunun bir defa hepimiz farkındayız. İlme, araştırmaya, bilime, düşünceye ve ilim erbabına verilen değer ne kadar büyükse bir ülkenin istikbali o kadar aydınlıktır. Bir millet insanlığın ortak bilgi birikimine katkıları oranında güçlüdür. Bilgiyi üreten, işleyen, geliştiren, yayılmasını sağlayan merkezler ise hiç şüphesiz üniversitelerdir. Akademi sadece bilgi aktarım yeri değil, aynı zamanda bir ülkenin ihtiyacı olan tüm fikri temellendirmelerin zeminidir. Bununla birlikte akademi bir ülkenin ihtiyacı olan pozitif ve sosyal bilimlerin can damarıdır. Kıymetli hocalarım, bu anlayışla milletin teveccühüyle ülkeyi yönetme görevini devraldığımız günden beri gündemimizin en başına eğitimi yerleştirdik. Okul öncesinden başlayarak yüksek öğrenime kadar her aşamada Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesini temel önceliğimiz olarak belirledik. Çok geniş bir yelpazede bugün geriye doğru baktığımızda imkansız görünen nice düzenlemeyi kararlılıkla hayata geçirdik. 2002 yılında 76 olan yüksek öğretim kurumu sayısı bugün itibariyle 208'e ulaştı. Yine bu dönemde öğrenci sayısı, burası çok önemli, 2 milyondan 7 milyonun üzerine çıktı. Hem kuruldukları şehrin mirasını evrensel değerlerle buluştursunlar, hem de gençlerimize fırsat eşitliğini sağlasınlar diye her ilimize bir üniversite kurduk. Şu anda 81 vilayetimizin hepsinde üniversite var. İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illerimizde de üniversite sayıları ihtiyaca göre 2'ye, 3'e, 4'e yükseldi. Yüksek öğretim bütçesini 2002 yılında 2,4 milyar liradan 2024 yılında 341 milyar liraya getirdik. Üniversitelerimizin yaygınlaşmasıyla birlikte okullaşma oranı da arttı. 2003 yılında %15 olan yüksek öğretimde net okullaşma oranı %50'ye ulaştı. Kadınlarda yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı %14 iken bugün bu oran %51'i buldu. Göreve geldiğimizde 64 bin civarında olan öğretim elemanı sayısı bugün 185 bine çıktı. Böylece Türkiye öğretim elemanı sayısı bakımından OECD ülkeleri içinde 8. sıraya yükseldi. Üniversitelerimizdeki kadın öğretim elemanı oranı ise %46,5'la OECD ortalamasının 1 puan üzerindedir. Burada şunu da memnuniyetle vurgulamak durumundayım. Sayısal artış bilimsel araştırmalara da olumlu yansımıştır. Türkiye bilimsel yayın bakımından 29. sıradayken bugün 17. sıraya yükselmiştir.
Bu artış oranı elbette önemlidir. Ama her zaman söylediğimiz gibi yeterli değildir. Türk üniversitelerine yakışan kısa vadede bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Cuma günü Teknofest Adana'da gördüğümüz manzara bu noktada bizlerin umutlarını daha da artırdı. 50 farklı kategoride 790 binden fazla takımın ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurduğu etkinlikte gençlerimizin ufkuna, heyecanına, azmine ve vizyonuna bir kez daha yakından şahitlik ettik. Üniversitelerimizden teknoloji, fikir ve teori üretmede, kavram üretmede insanlığın ortak mirasını geliştiren bilimsel tezler üretmede kalitelerini göstermelerini bekliyoruz. Bu süreçte hükümet olarak her daim sizlerin yanında olacağımızı burada tekraren ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, üniversitelerde yaşanan değişimin bir diğer boyutu yabancı öğrencilerdir. 2002 yılında yaklaşık 16 bin olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 340 bini geçti. Bugün 198 farklı ülkeden gelen misafir öğrenciler Türk üniversitelerinde eğitim görüyor. Faşist çevrelerin propagandalarının tam aksine bu öğrencilerin neredeyse tamamı ülkemizde kendi imkanlarıyla okumakta, yani ücretlerini kendileri ödemektedir. Misafir öğrencilerin Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 3 milyar doları buldu. 2010'ların başında bu rakam sadece 200 milyon dolardı. Yani 15 kat civarında bir gelir artışı söz konusu. Ama buna rağmen Amerika, Avrupa, Avustralya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında önümüzde kat etmemiz gereken ciddi mesafeler var. Sistemin istismarına asla mahal vermeden üniversitelerimizin uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığı payı daha da artırmalıyız. Yükseköğretimin altyapısında bunları yaparken öğrencilerimize yönelik destekleri de göz ardı etmedik. Yıllarca her akademik yıl başlayınca ülkenin en önemli gündemi üniversite harçlarıydı. Üniversitelerin içinde ya da dışında gösterilerle, basın açıklamalarıyla, kimi zaman şiddet içeren eylemlerle üniversite harçları protesto edilir. Bilhassa marjinal gruplar bu meseleyi sürekli istismar ederdi. Bizden önceki bütün hükümetlerin kulak tıkadığı bu soruna 2012 yılında üniversite harçlarını kaldırmak suretiyle çözüm üreten biz olduk. ...28 Şubat zihniyetinin üniversitelerimize vurduğu en büyük darbelerden olan kat sayı adaletsizliğini ve kılık kıyafet yasaklarını ortadan biz kaldırdık. İkna odalarından geçilerek girilen üniversite utancına biz son verdik. Devrim yaptığımız alanlardan bir diğeri de yükseköğrenim yurtlarıdır. Yurtlar konusunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemi ülkemize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 182 bin olan yurt yatak kapasitesi
22 yılda 810 bin ilave ile 993'e ulaştı. Yurtlarımızı içerisinde banyosu, tuvaleti, buzdolabı, interneti bulunan otel konforunda odalara dönüştürdük. Bu sene başvuran her 100 öğrenciden 96'sına yurtlarımızda barınma imkanı sağladık. Keza başvuran her öğrencimize burs veya kredi imkanı sağlayarak ekonomik açıdan kendilerini destekliyoruz. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin yüksek öğrenimde yakaladığı bu ivmede terörün, şiddetin, kavganın, çatışmanın ve uzun yıllar üniversitelerimizi esir alan ideolojik baskı ortamının ortadan kaldırılmasının çok önemli payı bulunuyor. Zira huzurun olmadığı bir üniversitede ne akademik eğitim olur, ne bilimsel çalışma, araştırma için mümbit ortam olur. Türkiye bunun acısını özellikle 70'li yıllarda yaşamış ve bedelini çok ağır ödemiş bir ülkedir. Sizlerin de vakıf olduğu üzere geçmişte üniversitelerimiz vesayet odakları tarafından demokrasi ve hukuk dışı arayışlara alet edilmiştir. Gerek 27 Mayıs'a, gerek 12 Eylül'e, gerekse 28 Şubat dönemine giden yolun taşları, üzülerek söylüyorum, üniversiteler üzerinden döşenmiştir. Bu karanlık günler artık geride kalmıştır. Ülkemizin genelinde huzur atmosferi kökleştikçe üniversitelerimiz de asli vazifelerini daha iyi yerine getirmeye başladı. Bunun korunmasına ve geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Bu tarihi kazanımın kıymetini çok iyi bilmeli, üzerine hep birlikte titremeli ve kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmemeliyiz. Kaybedilen zamanı telafi etmek ve gençlerimizin hayalleriyle Türkiye'nin hedeflerini buluşturmak adına bu süreci layıkıyla değerlendirmeliyiz. Özellikle siz hocalarımızın çabaları, öğrencilerimizin de uyanık hareket etmeleriyle üniversitelerimizi bir daha eski kötü günlerine asla geri döndürmeyeceğiz. Üniversite olmanın gereği olan özgürlük ortamını geliştirirken terör örgütlerinin, marjinal yapıların gençlerimizi ideolojik kavgalarına meze yapmak isteyenlerin bu ortamı istismar etmelerine göz yummayacağız. Bu vesileyle şu çelişkiyi de ifade etmeden geçemeyeceğim. Sizlerin çok iyi bildiği gibi Türkiye fikir ve düşünce hürriyeti başta olmak üzere batılı ülkelerin çok sık eleştirilerine muhatap oldu, halen de oluyor. Yıllarca bize demokrasi dersi verdiler. Rektör seçimlerinden diğer konulara kadar pek çok başlıkta üniversitelerle ilgili ülkemize özgürlük dersi verdiler. Ama bize en üst perdeden ahkam kesenlerin Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük. Değerli dostlar, Gazze soykırımı Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir. Öyle utanç verici olaylara şahitlik ettik ki Gazze'de soykırım var diyen öğrenciler polis şiddetine maruz bırakıldı, yerlerde sürüklendi. Filistin için gösterilere izin veren rektörler istifa ettirildi, linç edildi, Amerikan Kongresi'nde sorguya çekildi. Barışçıl eylemlere katılan üniversite öğrencileri hayatınız boyunca
iş bulamayacaksınız diyerek alenen tehdit edildi. En ufak bir eleştiriye, Filistin'le ilgili destek beyanına müsaade edilmedi. Siyonist sermayenin bağış fon adı altında dünyanın en iyi üniversitelerine hükmettiği inkarı mümkün olmayacak bir şekilde ortaya çıktı. Gazze soykırımında batılı yönetimler İsrail'i korumak uğruna özellikle itibarlarını kaybettikleri çok kötü bir sınav vermiştir. Değerli hocalarım, burada çok önem atfettiğim bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum. Üniversitelerimizin kanunda yer alan görevlerini yaparken gençlerimizin fikri tekamülleri ve karakter gelişimlerini de ihmal etmemesi mühimdir. Eğitim ancak milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır. Tarihini bilen, kendini bilen, özgüvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde yarınlarımıza güvenle bakabiliriz. Gençlerimizin iyi eğitim almaları kadar vicdanlı, bilinçli, sorumluluk duygusuyla donatılmış olmalarını da aynı derecede önemsiyoruz. Bakınız son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Önceki ay Eskişehir'de cami avlusundaki insanlarımıza yönelik menfur bir saldırı oldu. Ardından İstanbul'da gencecik bir polis memurumuz alçakça şehit edildi. Geçtiğimiz cuma günü ise hayatlarının baharındaki iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Katledilen her iki evladımıza da Allah'tan rahmet, acılı ailelerine buradan başsağlığı diliyorum. Kimi zaman dijital platformlardan yayılan cerahatin, kimi zaman sapkın akımların, kimi zaman uyuşturucu illetinin, kimi zaman alkol belasının, kimi zaman televizyon dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman da infaz ve ıslah sistemimizdeki boşlukların, bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz. Üzülerek ifade ediyorum. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Millet ve devlet olarak bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak, batılı ülkelerin karşılaştığı sıkıntılarla bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Gençlerimizi modern, popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Özellikle milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır. Üniversitelerimizin daha fazla sorumluluk alması, kendilerine emanet edilen gençlerimize daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle gençlerimizin milli kimlik inşasına üniversitelerimizin katkı vermesi gerekiyor. Her zaman söylüyorum, mazi ile ati arasında kuracağımız köprünün en önemli ayaklarından biri üniversitelerimizdir. Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlılığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir. Önümüzdeki dönemi tüm bu sorunların üzerine daha kararlı gittiğimiz gereken adımları atıp netice aldığımız bir döneme tahvil etmek istiyoruz. Bu süreçte üniversitelerimizden, siz hocalarımızdan ciddi manada destek bekliyoruz. Rabbim yar
ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha 2024-2025 akademik yılının hayırlı olmasını diliyor. Hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ni bir müddet daha yüksek müsaadelerinizle sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimimiz, daha sonrasında da gerçekleşecek olan ödül törenimiz için efendim. Şimdi günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimlerini gerçekleştirmek üzere bir kez daha Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Erol Özvar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hemen hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini arz etmek isteriz. 1960'lı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk hava savunma sistemini geliştirmek üzere bir araya gelen ekip 31 Mayıs 1969'da Ordot adlı roketi gökyüzüne fırlattı ve Ordot'un başarısının ardından 1972 yılında TÜBİTAK tarafından SAGE olarak bilinen ve büyük başarılara imza atan Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kuruldu. Bugün savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımla destanlar yazan Türkiye'nin üniversiteden fırlatılan ilk resmi roketi Ordot'un orijinali 80 santimetre ve Ordot'un ölçekli modeli Sayın Cumhurbaşkanımıza Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Efendim bu vesileyle de yerli ve milli hamlede savunma sanayimizde emeği geçen tüm mühendislerimizi saygıyla yad ediyor. Bir kez daha kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi izninizle gün anısına bir başka hediyemiz daha takdim edilecek. %90 fiziksel engeli bulunan Mertcan Altun kardeşimiz yapay zeka kullanarak hazırladığı tablo ve eserlerle Hollanda'da uluslararası bir sergide yer aldı ve engellerin aşılabileceğini ve yapay zekanın bu konuda da güçlü bir araç olabileceğini gözler önüne seren üniversite öğrencimiz sevgili Mertcan bir eserini şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza kuvvetli alkışlarınızla takdim edecekler. Buyursunlar lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz ve böylelikle Mertcan kardeşimiz belki bir şeyler söylemek ister efendim müsaadenizle. Bu hediye bütün engelliler adına Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Umarım beğenirsiniz. Mertcan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla yerlerine davet ediyoruz. Başarıları daim olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim şimdi müsaadenizle ödül törenimize geçiyoruz. Üniversitelerimizdeki bilimsel araştırma ve ilmi çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek üzere Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen 2024 yılı Yüksek Öğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri bugün burada sahiplerini bulacak. Ödül törenimiz esnasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Özvar hocamızla Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecekler. Ödüller bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olmak üzere 4 kategoride verilmekte. Şimdi bireysel ödüller kapsamında yılın doktora tezi ödüllerini vereceğiz. İlk olarak güzel sanatlar ve mimarlık kategorisinde Doktor Tülay Karakaç ve tez danışmanları Doçent Doktor Dilek Yıldız Özkan, Doçent Doktor Gökhan İnce ödül almaya kazanmıştır. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini almak üzere. Efendim sizleri sahnenin arkasına misafir edeceğiz. Buyursunlar lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz, tebrik ediyoruz.
Efendim şimdi sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde Doktor Gökhan Güven ve tez danışmanı Profesör Doktor Selim İnançlı ödül almaya kazanmıştır. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi sağlık ve spor bilimleri kategorisinde Doktor Gül Şimşek ve tez danışmanı Profesör Doktor Hilmi Burak Kandilci ödül almaya kazanmıştır. Sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Buyursunlar lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde Doktor Muhammed Sayit Cemal Solica ve tez danışmanı Profesör Doktor Hüseyin Arslan ödül almaya kazanmıştır. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim böylelikle çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Şimdi müsaadenizle kurumsal ödüllere geçiyoruz. Dijital dönüşüm ve büyük veri çalışmaları ödülünü Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi alıyor. Ödülünü almak üzere Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu'yu ve proje yürütücüsü Doktor Kadir Ataş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi toplumsal sorumluluk ödülü Gazi Üniversitesi'ne gidiyor. Ödülünü almak üzere Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Uğur Ünal'ı ve proje yürütücüleri Profesör Doktor Fatih Süheyl Ezgü, Profesör Doktor Leyla Tümer'i, Profesör Doktor İlyas Okur'u, Profesör Doktor Gürsel Biberlioğlu ve Doktor Murat Öktem'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, hocalarımızı tebrik ederek misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi Uluslararası İşbirliği Ödülünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi alıyor. Ödülünü almak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Barış Salihlioğlu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi Üniversite İş Dünyası İşbirliği Ödülünü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi alıyor. Ödülünü almak üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgarı ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Sayın Mehmet Kali'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi yerel kalkınmaya katkı ödüllü Bartın Üniversitesi alıyor. Ödülünü almak üzere Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun'u ve proje yürütücüsü Doçent Doktor Ersin Alay Beyoğlu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
Evet, değerli hocalarımızı tebrik ediyoruz. Yerlerinde misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim sizleri de misafir edelim. Buyursunlar lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim, şimdi sırada özel alan ödülümüz yer alıyor. Milli yenilik kategorisinde Doçent Doktor Mehmet Fatih Kaya ödül almaya kazanmıştır. Ödül almak üzere kendisini alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Şimdi bilim diplomasisi kategorisinde doktor öğretim üyesi Mücahit Sami Küçüktıl ödül almaya kazanmıştır. Sayın hocamızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim sizi de tebrik ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Efendim şimdi son olarak özel ödül var. İlme ve talebeye hizmet kategorisinde Profesör Doktor Fatma Çiçek Derman özel ödül almaya layık görülmüştür. Ödülünü almak üzere kendisini kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam. Evet, Sayın Fatma Çiçek Derman hocamızı da çok tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyoruz. Yüksek müsaadelerinizle bir aile fotoğrafıyla efendim programımızı kapatmak isteriz. Buyursunlar lütfen. Evet, şöyle tüm akademisyenlerimizi tebrik ederek kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz lütfen? Sayın Cumhurbaşkanımız, böylelikle 2024-2025 akademik yıl açılış törenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz efendim. Evet, değerli katılımlarınızdan ötürü tüm hocalarımıza, rektörlerimize, değerli konuklarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz, Allah'a emanet olunuz.